Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile Teyit Geometri Kampı'nın 30. haftasının 2. videosundayız. Ne yapacağız? Katı cisimlerden sonraki ÖSYM e benzeri sorulardan test 2'nin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Taban yarıçapı 4 cm ve yüksekliği 8 cm olan dik dairesel sindir biçimde kabın içindeki suyun yüksekliği 2 cm'dir. Evet suyun yüksekliği 2 cm'ymiş. Şuradan şöyle bir dik çizecek olursak şuradaki uzaklık kaçmış 2'ymiş. Yarı çapta 4 ve 4. O zaman burası ne olacak arkadaşım? 2. En etkili silahımız yarıçap çizmekti. Burası da 4 dik olduğundan dolayı şuradaki kirişin uzunluğunu bulabiliriz. Merkez kiriş çektik yapmış olduk burada. 90'ın karşısı 4, 30'un karşısı 2'dir. 60'ın karşısı da 2 köküçtür. Yani burası 2 köküç. Burası da 2 köküç. Toplamda şu uzunluk kaç yaptı? 4 köküç yaptı. Şu uzunluk. Sonra bu kap düz bir zemin üzerinde yanal ayrıtının zemine temas ettiği durum şekil 1'de gösterilmiştir. Bu kabın tabanı etrafında 180 derece döndürülmesiyle e, şekil 2 oluşturulmuş. Buna göre ABCD noktaların birleştirilmesiyle edilen dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar ABCD'yi birleştiriyormuşuz ve bir dikdörtgen oluşuyormuş. İşte bu dikdörtgen alanı neymiş? Öncelikle içindeki kap şu. 180 derece döndürdüğün zaman da kapın e, seviyesi yine su seviyesi aynı olmayacak mı? 2 santim olmayacak mı? Evet. Yani sen biraz önceki yaptığın işlemi yine burada da yapabilirsin. Şöyle çizsen. Hocam burası 2 burası da 2. E, buradaki zemine olan su önceden şuradaydı. AB'deydi. E, O zaman burası da 2. Toplamda şuradaki uzaklığı bulmuş olurum. Şöyle 4 birim olarak bulmuş olurum. E, buradaki Kirişler eşit olduğu için şurası da 4 kök şurası da 4 kök ise burası da 4 kök olacak mı? Olacak. Şimdi benden şu dikdörtgenin alanı isteniyor. Bu dikdörtgenin alanında buranın 4 kök olduğunu biliyorum ben. E şu uzunluğu bulmam lazım. Bu uzunluğu bulmak için ne yapacağım? Valla şöyle bir şunu şöyle çizecek olursam. Çünkü şunlar birbirine paralel. Paralel olduğundan dolayı yaylar eşit gibi şuradaki uzunluklar da eşit olacak. E bu zemine dik olacak. Çünkü zemine paralel olduğundan dolayı şurası 90 derece olacak. Bu uzunluk 4 birimse burası 4 birim oldu. Yüksekliği de kaç birim olarak verilmişti? 8 birim. 8. 4 8 ise burası da 4 kök 5 mi oldu? Evet. Şimdi burası toplamda 4 kök 3. Burası da 4 kök 5. Şu dikdörtgen oluşuyormuş. Dikdörtgen ise eğer 4 kök 5 çarpı 4 kök 3 diyerek alanı bulabiliriz. O da 16 kök 15 mi yapıyor? Evet cevap böylelikle denizli yaptı arkadaşım. Geldik ikinci soruya. Ayrı uzunlukları 5, 6, 5, 6 ve 8 olan dikdörtgenler prizmasından kesişen tüm ayrıtları birbirine dik olan iki eş parçanın çıkarılmasıyla elde edilen cisim bu. İki eş parça. Evet parçaya bakalım. Burası 3 birim. Tamamı 6 birim olduğundan buraya kaç kaldı? 3 kaldı. E burası 4, 3. Şuradaki uzunluk mu kaldı? Evet şurası kaç birimdi? Burası 8 birim. Aa hocam şöyle 5 birim ya burası. Şunu birleştirince burası da kaç yaptı o zaman? 3 yaptı. O zaman buradaki bütün uzunluklar çıktı. Şu 3, 4 ve 3. İki eş parça çıkarılmış. O zaman 5, 6 ve 8 hacminden neyi çıkartacağım? 2 tane şu. Hem buradan hem de arkadan çıkartılmış. Bak buradan da çıkartılmış ve eş parça diye altında çizmiş zaten. E o zaman 2 tane 3, 4, 3'ün çarpımını çıkartacağım. E o zaman bu ne yaptı? 6 kere 5, 30. 3 kere 8, 24. Yani 240 eksi. Bu 12, 6, 72 mi yapıyor? Evet 72 yapıyor. O zaman cevap böylelikle kaç yapıyor? Sanırım 168 yapıyor. Cevap böylelikle C an oldu ikinci soruda. Geldik üçüncü soruya. Yukarıda tabanları kare yan yüzleri yamuk olan kesik dik piramidin hacmi verilmiş. Ne yapıyoruz? Kesik dik piramidi şöyle tamamlıyoruz. Tam bir piramit yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle tamamladık. Tamamlayınca benzerlik oranı 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2 değil mi? Hatta burası da 2 burası da 4 ya. 1 bölü 2. Yani şunlar birbirine eşit mi olacak? Evet benzerlik oranı 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin kübü hacimler oranı 1 bölü 8 olacak. Yani buradaki hacim V iken buradaki hacim 8V değil 7V. Dikkat et. 7V buradan kaç yapıyor? 28 kökü 3 bölü 3 yapacak. O zaman V'yi de böylelikle 4 kök 3 bölü 3 olarak buluruz. E o zaman burada şu üstteki hacim V ya. Buradan bir yüksekliği bulabilirim ben. Hacim 4 kök 3 bölü 3 eşittir. Taban alanı 4 çarpı yükseklik H bölü 3'e eşit olmayacak mı? Evet. Bölü 3'ler gitti. 4'ler gitti. H'ı da böylelikle kaç bulduk? 3 bulduk. Kök 3 bulduk. E H kök 3 ise bizden şu yan ayet uzunluğu isteniliyor. Yan ayet uzunluğunu bulmaya çalışacağım Şunu Arkadaşım piramitte yüksekliği çizince ya dik çiz dik çiz dik çiz yapıyorduk ya da köşegen çiziyorduk. Ama yan ayrıt uzunluğu lazımsa köşegen. 2 2 ise 2 kök 2. o zaman burası kök kim yaptı? Evet kök 3'ün karesi şuraya daha diyecek olursam. A kare de neye eşittir böylelikle? Kök 3'ün karesi A artı kök 2'nin karesi. E böylelikle ne geliyor arkadaşım? Kök 5 mi geliyor? Evet A'yı da böylelikle kök 5 bulduk. Yani bu yamuğu açtığın zaman şu altta bir kare var. Sonra yamuklar var yan yüzeylerde. Yamuklar şöyle Yamukları da çizeceksin. İşte şekilde gibi görüyorsun çizmeme de gerek yok. Buradaki yan ayrıt uzunluğu da ne olacak arkadaşlar? Kök 5 olarak bulduk. E o zaman burası kök 5 ise burası da kök 5 çıktı. O zaman bizden açılımı soruluyor. 4 bir tane kare. Küçük karede 2 olacak bir kenarı. Bir kenarı 4, 2. Yan ayrıt uzunluğu yani şurası da 2 olacak. Yan ayrıt uzunlukları da kök 5 kök 5 şeklinde olacak. O da B şıkkında var. Yani 3. soru B şıkkı yaptı. Geldik dördüncü soruya. Aşağıda bir etkinliğe ait bilgiler verilmiştir. Alt taban köşeleri ABCD, üst taban köşeleri EFGH olan bir küp çiziniz. Hadi bakalım bir küpü çizelim şöyle. Şöyle bir küpü çiziyoruz. Ne yapıyoruz? Bir tane şunu çizdik daha sonra C'tirle C, C'tirle V diyoruz. Evet biraz teknolojiyi kullanıyoruz. Siz de kullanın lütfen. Kullanabiliyor musunuz? Evet çizdik. Sonra harflendirmeleri yazalım. Alt taraf ABCD'ymiş. Tamam. A, B, C ve D. Üst taraf neymiş? Üst tarafta E, F, G, H'mış. E, ama doğru mu bilmiyorum bunu. E, F, G, H. Bu AG, BH, B, H, C, E ve DF cisim köşegeni. AG cisim köşegeni. Doğru. BH da cisim köşegeni. C, e de cisim köşegeni. DF de cisim köşegeni. Doğru. Yani A, B, C, böyle yazınca E, F, G, H da bu şekilde olacak. Sıkıntı yok. BH cisim köşegenini çiziniz. Hemen BH cisim köşegenini çizdik. Eyvallah. Şurası da D olarak şurada dursun bakalım. Sonra A noktasından bir ağaç köşegenine çizilen dikmeden bahsediliyor. Şuradan bir dikme çizelim. A'dan buraya bir dikme çizdik. Şöyle olsun mesela burası. Şurası. Dikme da K olarak şey yapın. AK uzunluğunda 2 kök 6 olarak vermiş bize. Bu kübün hacmi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ne yapacağız? Dik üçgene karşılık getireceğiz burada. Nasıl dik üçgene karşılık getirebiliriz? Kırmızıya ait bir üçgen nasıl oluşturabiliriz? Hop şu yüzeyden çizdiğimiz al. Arkadaş bu yandaki düzlemedik değil mi? Evet yandaki düzlemedik olduğundan dolayı buradaki açıda 90 derece olmaz mı? Olur. Yani burada bir dikten dik çizilmiş oldu. Yani ne çıktı arkadaşlar burada? Öklit çıktı. A A. Burası A kök gibi. Evet. E bu cisim köşegeni. Cisim köşegeni de A kök 3. Hocam burası da A. Bak şurada bir öklit bağıntısı var. Bu öklit bağıntısında da bütün kenarlar belli. Bir tek yükseklik yani bütün kenarlar belli değil, pardon. Yani A cinsinden belli. Yükseklik de verilmiş. E ne yapıyorduk? Üçgenin alanından gitmek çok mantıklı oluyordu arkadaşlar. Öklidten de yapabilirsin tabii ki. Ama burada üçgenin alanından gidelim. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani a kök 3 çarpı 2 kök 6 bölü 2 üçgenin alanı yapar. Aynı zamanda a çarpı 2, a kök 2. Yani dik üçgen ya bu. a çarpı a kök 2 bölü 2. Bölü 2'ler nanay. A'lardan birer tanesi nanay. Kök 2 ile kök 6 sadeleşse kök 3 kaldı. O zaman kök 3 ile kök 3'ün çarpı 3. 3 kere 2 6. A'yı da böylelikle kaç bulduk? 6 bulduk. Bu küpün hacmi nedir diye soruluyor. Küpün hacmi A küp değil midir? Yani 6'nın küpünden cevap kaç yapacaktır? 216 yapacaktır. Evet cevabımız böylelikle denizli oldu. Dördüncü soruda. Geldik beşinci soruya. ABC eşkenar üçgeni biçimindeki kağıtta DF bulundukları kenarların orta noktaları. Evet eşkenar üçgenmiş. Bunlar da orta noktalarmış. Eşkenar üçgen ve orta noktalarsa şu şekilde yaptık. Madem eşkenar üçgen 60'ları şöyle bir yazdık. 60 60 60. 60 çizgi çizgi ise burası da 60 burası da 60 oldu. Burası da 60, burası da 60, burası da 60, burası da 60 oldu mu? Oldu. Sonra bu kağıt DE, DF ve EF doğruları boyunca katlanıp yani şu şekilde katlanacakmış arkadaşlar. Şu mavi çizgiler boyunca katlandığında bir üçgen piramit elde ediliyor. Evet şunu yukarı kaldır bunu da yukarı kaldır. Arkadaşlar bunların hepsi bir eşkenar üçgen olmadı mı? Evet. Sen bunu böyle bir piramit yaptığın zaman hadi bakalım piramit yapalım. Nasıl yapacaksın? Bunu yukarı kaldırdın. Şöyle. Şöyle geldi. Şöyle geldi. Evet tabanı şu mavi şurası olan bir piramit oldu mu arkadaşlar? Oldu. Hatta bütün yüzeyleri eşkenar üçgen olan bir piramit oldu. Düzgün dört yüzlü oldu. Düzgün dört yüzlünün hacmini formülünü bile arkadaşlar formülle de yapabilir. Ama ben bu şekilde yapmayacağım. Düzgün dört yüzlüde ne yapıyordum? O şekilde yapacağım. Arkadaşlar bir kenara 6 demek çok mantıklı oluyordu. Altının katı şurası. Buradan bir yükseklik çizsek alttaki şeklin ağırlık merkezine denk düşeceğini söylüyorduk. Şuradan bir yükseklik çizdim. Alttaki şeklin ağırlık merkezinde yükseklik yani kenar ortay doğrusu üzerine gelecekti. E burası 6K ise 3K 3K oldu. Hocam 3 kök 3K burası. 3'e böldüğün zaman kısa parça kök 3K'ya burası 2 kök 3K oldu. Sonra burası da 6K değil mi şurası da? Evet bir kenar 6K demiştik. E, 6'dan yani şuraya da H diyecek alırsam. H kare ne eşit? 6K'nın karesi eksi 2 kök 3K'nın karesi. E buradan 36'dan 12 çıktı 24. H da kök 24 yani 2 kök 6K olarak çıkar. Evet H 2 kök 6K çıktı. Şimdi bu piramidin hacmi vermiş. Taban alanı nedir arkadaşlar? 6K'nın karesi kök 3 bölü 4. A kare kök 3 bölü 4. Çarp yükseklik. Yükseklik de H yani 2 kök 6K. Bölü 3 eşittir kaç verilmiş? 18 kök 2 verilmiş. Böylelikle K'yı bulurum. Bak yani şeye de gerek kalmadı. Evet buradan sadeleştirmelerimizi yapalım mı arkadaşım? Yapalım. Hadi bakalım. Buradan neler geliyor. Şimdi hocam şurası 36 k kare yaptı. 36 k kare yaptı. 36 ile 4 sadeleşince 9. 9 kere 2 18. Karşı taraftaki 18 de gitti. Hocam kök ile kök alt sadeleşince kök 3 kaldı. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3 yaptı. Aşağıdaki de gitti. Her şey gitti. 1 kaldı. Burada k kare kaldı. K küp. K küp eşittir. 1'den k'yı ne bulduk? 1 bulduk. E o zaman bizden ne isteniyor? ABC üçgenin çevresi isteniyor. Bir kenara da 6k demiştik. Burası da 6k. Burası kaç? 12k. 12k dediğimiz kaç oldu o zaman? 12 oldu. O zaman çevre de 12 çarpı 3'ten 36'ya eşit olur arkadaşlar. Evet düzgün dört yüzlü de. Yani bütün kenarları eşkenar olan üçgen 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 de. Biz buna düzgün dört yüzlü diyoruz. Bir kenar altını katı dediğimiz zaman işlemler daha kolay çıkıyordu arkadaşlar. İşte gördüğünüz üzere. 5. soruyu böylelikle 36 yani D seçeneği bulduk. Geldik 6'ya. Yüksekliği 15 cm olan dik silindir ile aynı tabanlı ve yüksekliği 8 cm olan bir dik konudan oluşan kalem şekil de gösterilmiştir. Bu kalem silindirin tabanına paralel bir düzlemle kesildiğinde şöyle bir düzlemle kesiyoruz. Bu parçaya atıyoruz. Şu kalem oluşuyor. Yani üst tarafta kalem şuna eşit. Peki şurası da ne oluyormuş arkadaşlar? 21 oluyormuş. Buradaki kısım 21 oluyormuş. Şekil 1'deki silindirin hacmiyle şekil 2'deki kalemin hacmi birbirine eşit. Oo bak buradaki silindir. Şurası değil mi arkadaşlar silindirlik olan kısmı? Evet. Bunun hacmiyle şuradakinin hacmi birbirine eşitmiş. E şu yükseklik hala burada da haş mı? Haş. E ben burada ben koni gördüğüm zaman ne yapıyordum? Şöyle bir koniyi içine alan bir silindir yapıyordum. Çünkü koni ile silindirin hacmi 1'e 3 da değil mi? Evet burası haş. Burası da 21 eksi haş mı oldu? Aynen öyle. E ben buradaki silindirlerin hacimlerinin oranını bulabilirim şimdi. Nasıl bulabilirim? Yüksekleriyle doğru orantılıydı. Burası 21 eksi H'ın V katı iken burası da H'ın V katıdır. E burası H'ın V katıysa bu koninin hacmi de v bölü 3 yapmaz mı? Yapar. Şimdi bu o, aynı silindir ya 15'i de yüksekliğindeki burası da 15V mi yapar? Evet. E 15V neye eşitmiş arkadaşlar? Çünkü şekil 1'deki bunun hacmiyle şekil 2'deki cismin hacmi tamamı. 15V eşittir. Şu. 21 eksi h'ın v katı artı h v bölü 3. Peki buradan v parantezini aldığımız zaman v'ler gidiyor. 15 eşittir 21 eksi h artı h bölü 3 yaptı. Eksi 3 h artı h eksi 2 h bölü 3 yaptı. Öbür tarafa atınca 2 h bölü 3 yaptı. Eşittir 21 eksi 15 6 yaptı. E o zaman burada şunları sadeleştirirsem 3 kaldı. 3 kere 3 9 yaptı. H'ı da böylelikle kaç bulduk arkadaşım? 9 bulduk. Bakın bu çok önemli. Silindir ile koni de şöyle aynı yükseklere sahipse burası V iken tamamının 3V olması gerçekten ama gerçekten çok önemli. Silindir ile koni iç olduğu zaman ben bu şekilde yapıyorum. Ee, üst olduğu zaman da koniye tamamlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde hamleler daha güzel oluyor. Taban alanı çarpı yüksekten de gidebilirsin tabii ki ama bu yöntemi de bu tekniği de bil. ÖSYM de buna önem veriyor, özen gösteriyor. Lütfen ama lütfen. Altıncı soruyu böylelikle ne bulmuş olduk? Denizle bulmuş olduk arkadaşlar. Geldik yedinci soruya. Su dağıtım yapan bir tankerin taban yarıçapı 3 metre ve yüksekliği 8 metre olan dik silindir biçiminde bir tankmış. Evet. Taban yarıçapı 3 metre, yüksekliği de 8 metre. Şöyle yüksekliği 8 metre yapalım. Burası da 3 metreymiş. Tamam. Sonra bu suyun bir kısmı bunun tamamı suyla doluymuş. Bu suyun bir kısmı taban yarıçapı 50 santimetre ve yüksekliği 1 metre olan taban yarıçapı 50 santimetre yüksekliği 1 metre olan şeye koyduk buraya koyduk. Yükseklik 1 metre ve taban yarıçapı da 50 santimetre. 50 santimetre 0,5 metre değil midir? Dikkat et bak metreye çevir. Yani 1 bölü 2 metre burası. Evet bundan da 216 tane damacana varmış. Damacalar var, tamamen dolu olacak biçimde konulabiliyor. Evet ben bununla 216 tane damacanayı tamamen doldurabiliyormuşum. Buna göre damacan alanının dolumundan sonra depoda başlangıçtaki suyun kaçta kaçı kalmıştır diye soruluyor. Arkadaşlar şunun hacmini bulalım. Bunun hacmi nedir? P r kare çarpı h. Tamam mı? E, boşaltılan su bu tamamı. Bak tamamı bu. En başta V tankeri yazayım şuraya. V tankeri yazayım. P r kare çarpı h. E tamamını yazdım. 972 pi yaptı burası. E ben buradaki 216 tane şu suyu dolduracağım. O zaman 216 tane pi 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 çarpı h mı diyeceğiz arkadaşlar kullanılan su? Evet buradaki kullanılan su bu. Ve kullanılan diyelim. O zaman burada 2'ye bölsen 2'ye bölsen 108 bir daha 2'ye bölsen 54. 54 yaptı o zaman burası 54 pi'ye eşit oldu. Arkadaşım şurası 54 pi kullanıldı. Tamamı 72 idi. O zaman buraya ne kaldı? 18 pi mi kaldı? Evet 18 pi kaldı. Bu kalan kısım. Bizde ne diyor? Sonra depoda başlangıçtaki suyun kaçta kaçı kalmıştır? E kalan kısım ne? Kalan kısım 18 pi. 18 pi. E kaçta kaçı? Tüm deponun kaçta kaçı olduğu soruluyor bize. E depo başta kaçtı arkadaşlar? 72 pi değil miydi? Evet 18 pi bölü 72 pi soruluyor bize. O da kaç yapıyor? 1 bölü 4 yapıyor arkadaşlar. Cevabımız böylelikle Edremit yaptı. 4, 7. soruda. Geldik 8. soruya. Birim küplerden oluşan ve ayrı tuzlukları 4, 5, 6 birim olan dikdörtgenler prizmasından bahsediyor. Arkadaşlarım şöyle bir dikdörtgenler prizması yapalım. 4, 5, 6 birim olan. Şimdi dikdörtgenler prizmasını yapıyoruz ve bu soruyu anlayabilmek için şekli çizmemiz lazım gençler. Şekli çizmezsek olmaz. Tamam mı? Hadi bakalım çizdik şöyle. 4, 5, 6. Şimdi şekli çizip yorumlayacağım. Şurası atıyorum 4. Burası 5. Burası da 6 olsun. Şimdi ben bunları ne yapacakmışım? Birim küplere boyayacakmışım. Birim küplere boyadıktan sonra ee, ne diyor? Son durumda bu birim küplerden boyanmayan. Burada kaç tane birim küp vardır? 5x4x6 çarpı çarpı tane. Hani hacmi kadar birim küp sayısı yok muydu? Yani 120. Zaten 120 olduğunu söylemiş. 120 birim küpe ayrılmış. Son durumda tabi bu boyanmış. Tüm yüzeyleri boyanıp sonra birim küplere ayrılıyor. Son durumda bu birim küplerden boyanmayan birim küplerin tamamının hacimleri toplamı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar içte kalanlar değil midir? Evet hocam içte kalanlardır. Birim küpleri ayıracağız ya. Şöyle birim küplere çizeyim. Üşenmeden çizeyim ki nasıl çizildiğini öğrenin arkadaşlar. Daha öncesinde de öğrendiniz ama olsun. Şu dikeyi 6 parçaya böleceğim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane çizgiyle böldüm bunu. Sonra şurayı 4 parçaya böleceğim. 1, 2, 3 ve 3 çizikle yapacağım bunu. Sonra şu da aynı şekilde şöyle gelecek arkadaşım. Sonra bu da aynı şekilde böyle gidecek. Şöyle tam şekli çizeyim. Tam şekli çizmeden de yorumlatabilirim aslında sana ama neyse. Tam şekli çizeyim. Şurayı da 5 parçaya böleceğim. Yani 4 tane çizik olacak. 1, 2, 3 ve 4. Al işte birim karelere bölünmüş oldu arkadaşlar. Şöyle gördüğün üzere. Şimdi ben burada bu işlemi yaparken dikkat et. Ben bu işlemi yaparken ne yapacağım? içeridekilere ulaşmaya çalışacağım. Hocam şurada içeridekine ulaşırken bak ön tarafa giderken şu ön yüzeydeki bir birimler gitti mi gitti. Ee, ön yüzeydeki bir birim gitti. Yani 4'ten bir birim böyle bir birim böyle. Yani 4'ü kısaltmış oldum. 2 birim içeri mi gireceğim 4'ten? Evet. İçerideki küpü çizmeye çalışacağım. Bak içerideki dikdörtgenler prizmasını çizmeye çalışacağım. Yani ne oldu? Şuradan birer birim gitti. Yani burası kaç oldu? 2 birim oldu. Sonra burası 6 birim ya. Şunlardan birer birim gitti. Kaç yaptı burası yüksekliği? 4 birim olacak o zaman. Şu 5'ten de ne olacak arkadaşlar? Birer birim gidecek. O zaman burası kaç olacak? 3 olacak. Çünkü şuradaki birim küpleri çıkarttık. Bak buradaki birim küpü çıkınca bir buradan gitti bir buradan gitti. Sonra öndekiler çıkartınca öndeki ve arkadakileri çıkartınca sağdaki ve soldakileri çıkartınca 3 birim kaldı. Sonra alttakileri ve üsttekileri çıkartınca da yükseklikte ne oldu? Alttakiler ve üsttekiler çıkınca da 4, 6 birimde 4 birim kaldı. Yani içeride bozulmamış bir küpümüz oluştu. Yani boyanmamış bir küpümüz oluştu. İşte bu boyanmayan küp soruluyor bize. Bunu bulacağız. Hani 300'ü boyalı olanlar köşedekilerdi. Değil mi? Hatırlatayım. Sonra 200'ü boyalı olanlar şu ayrıt üzerinde olanlardı. Hatırlatayım. Tek yüzü boyalı olanlar da şu yüzeydekilerdi. Değil mi? Şunları şöyle sayıyorduk arkadaşım. E bunları da böyle tek tek sayıp işlem yapıyorduk. Ama hiç boyalı olmayanları da yani küplerin birer kenarından yani 2 çıkartıp yazdığınız zaman içeride kalan kısım. Alttan 2 çıktı 4, 4'ten 2 çıktı 2, 5'ten de 2 çıktı 3. Bu şekilde de yazabilirsiniz. Yani önden arkadan birer çıktı 4 ise 2 oldu şeklinde arkadaşım. Yani şuradaki birim küp sayısı yani 3 çarpı 2 çarpı 4 tane birim küp boyanmamış oluyor. Bu da kaç yapıyor arkadaşım? 24 yapıyor. Yani cevap böylelikle 8. soruda Denizli yaptı. Ve burayı da bitirdik mi gençler? Bitirdik. O zaman ne diyoruz? Test 3'e geçeceğiz bir sonraki videoda. Bir sonraki videoda test 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.